Çocuklara isim verirken nelere dikkat edilmeli? Kulağa okunan isim sonradan değiştirilebilir mi? Şeytan insanı nasıl yoldan çıkarır? Şeytanın tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Haram nedir? Dinimizin haram kıldığını helalmiş gibi göstermenin günahı nedir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün ve bu gece özel bir gün ve özel bir gece. Niçin öyle? Çünkü Rebiül Evvel ayının 12'sinde sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gündeyiz. Efendim bugün Mevlid Kandili, Viladet-i Nebi, sevgilinin doğduğu gün. Bugün salatü selam ona olsun. Bu gece tabii ki inşallah, yani gecenin erken saatinde, hemen haberlerden sonra inşallah yayında huzurunuzda olacağız. ATV'de olacağız. Canlı yayında olacağız. Efendim, güzel bir program olacak. Gruplarımız olacak. Dualarımız olacak. Bu gece ne yapmamız gerekir? Kandil gecelerinde. Daha doğrusu bu geceleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Mevlid-i Nebi niçin çok önemli? Bunu konuşacağız bu gece inşallah. Şimdiden kandilinizi kutluyorum. Şimdiden hatimleri veya Yasin veya İhlas hatimlerini lütfen okuduktan sonra benim Instagram hesabıma efendim WhatsApp'ımıza burada verilen numaralara WhatsApp'ımıza yani bip hattımıza gönderebilirsiniz. Onları değerlendireceğiz, dua edeceğiz hep beraber. Ve Allah dualarımız hürmetine inşallah günahlarımızı affeder. Bize yeni bir yol açmamıza zemin emreder ve biz de bu yolda düzgün olan şeyler yapmaya gayret ederiz inşallah. Evet, Kandil-i Nebi, Nebi'nin dünyayı şereflendirdiği bugün hepimize mübarek olsun. Bu gece ne yapmamız gerekir? Bu gece neler yapacağız? Bu gündüz ve gece, onları hepsini konuşacağız. Geceleyin konuşacağız, akşam konuşacağız programda. İnşallah erken saatte Kandil için ekran başında olun. Hemen ana haberden sonra huzurunuzda olacağız Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı olmazsa inşallah. Neler yapılacağını, neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Yayında konuşacağız inşallah. Bugün gündüz de dileyen, hani şimdiye kadar, şu anda sabah saat 10, çok geç değil. Oruç tutmak isteyen, bir şey yememişse orucuna devam edebilir. Şimdi niyetlenir, devam edebilir akşama kadar. Yani yarın tutmak isteyen olabilir, tutabilir, sakıncası yok. Kandilden sonraki günde tutulabilir. Önemli olan o niyetle Allah huzuruna ibadetle gitmek, buna hazırlık yapmaktır. Mevlid-i Nebi şimdiden mübarek olsun. Allah sizi bizi utandırmasın. Hazreti Peygamber'in şefaatine, onun livaul hamd, hamd sancağı altında toplanmaya hepimizi vesile kılsın inşallah. Efendim sorularınız var. Sorularınızı da cevaplandıracağız. Öncelikle bir konuyu, kelime-i tevhid, soruya girmeden önce kelime-i tevhid, bu çok kolay ama çok çoğumuz anlamını bilmekte zorlanıyoruz. Üzülerek söyleyeyim. Duyduğumuzda da üzülüyoruz tabii. Kelime-i tevhid, Allah'ı birleme kelimesi. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Budur yani. Hazreti Peygamber'in öğrettiği bir kelimedir bu. Yani bir kavim geliyor, nasıl diyor Müslüman olacağız? Dedi ki, la ilahe illallah deyiniz. Allah'ı birleyin, putlardan vazgeçin. Benim de onun elçisi olduğumu unutmayın dedi. Bu kadar. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yok, ilah yok, Rab yok. Muhammed Resulullah, Allah'ın elçisidir. Bu kadar açık ve net. Allah'tan başka yaratıcı yok, Muhammed onun elçisidir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peki,
Anlamı bu. Bu kelimenin insanlara olan faydası nelerdir? Bir defa Müslüman ediyor seni. Seni tevhid ehli ediyor, Allah'a yakınlaştırıyor seni. Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyorsun. Ve Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğunu söylüyorsun. Bundan daha büyük bir fazilet, bundan daha muhteşem bir şey olabilir mi? La ilahe illallah diyenin bela ve dünyevi bela ve sıkıntılardan kurtulacağı ümit edilir. Hocam, şimdi her kelimeyi tevhid getiren belaya uğramaz mı? En büyük bela nedir arkadaşlar? En büyük bela küfürdür. İmansızlıktır. Kelime-i tevhidi getiren bu imansızlıktan kurtulur. Kalıcı beladır imansızlık. Ahirete adamı rezil eder, perişan eder. Dünyevi belalar, Allah defesin hepimizden, geçicidir. Neticede bütün güzellikler üstüne yağsa, bütün sıkıntılarla karşılaşsan sonu ölümdür. Ama biz ölümden sonra bir hayat var biliyoruz yani. Onun için en büyük bela imansızlıktır. Ve diğer maddi belalardan Rabbim hepimizi, hepinizi uzak eylesin inşallah. İman tazeler. Ne diyor tasavvuf erbabı? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Değil mi? Tesbihlerinde ve zikirlerinde kelime-i tevhid, la ilahe illallah kelime-i tevhid getiriyorlar. Onun için imanı tecdid etme, yenileme, cilalama. İman artar mı, eksilir mi? Bu tartışma konusu. Kelamda konuşmuşlar. Ayet-i kerimelerde buna uygun kelimeler var. İmanları güçlenir, ziyade olur. Çok teknik bir tartışma olduğu kanaatindeyim doğrusu, açık söyleyeyim. Tazelenir veya çoğalır. Hani çoğalır kelimesini kullanmıyorlar, azalır mı? İman bir bütündür yani. Ama samimiyetle işi halletmek lazım. İman ediyor ama imanının hangi anlama geldiğini bilmiyor. Bunu böyle görmek lazım. Onun için tazelenir veya güçlenir, aynı kapıya çıkıyor. İman, efendim, güçlenir, yenilenir. Kelime-i tevhid ile. La ilahe illallah demek insanları birçok bela, musibetten kurtarır. Niçin böyle? Çünkü musibete veya belaya izin veren de Allah'tır netice itibariyle. Sen Allah'ın yüce adını bol bol anarsan, sana gelebilecek olan musibetlerden seni Allah elbette ki uzak tutacaktır diye söylemiş olayım. Amellerin en kıymetlisi, kelime anlamında en kıymetlisi la ilahe illallah'tır. Onu okuyun bol bol. Allah'tan başka ilah yok. Allah'ı tevhid etmenin, birlemenin en güzel yolu o birdir demektir. O birdir. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Evet. Cenab-ı Allah bütün bu dualarımızın hepsini kabul etsin inşallah. Şimdi sabahın erken saatinde papağan var, bir papağanımız var. O papağanın kelime-i tevhidini dinleyelim, sonra sizinle konuşacağız. Halka soracağız, halkın soruları var. Sonra da sorularınız var. Ya Affan, Ya Hüseyin, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا إِلَهَ يَا أَيُّهُ يَا قَيُّومُ يَا عَلِيُّ يَا فَاطِمَة يَا حَسَنُ Ya Hüseyin, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahad, Allahussamad. Lam yalid, ve lam yulad, ve lam yakullahu kufuvan ahad. Ya, bizden güzel okuyor yani. Öğretilmiş tabii. Hocam, papağan bu.
Tabii ne öğretirsen ona göre. Elindeki malzemeyi nasıl kullandığına bağlı bu iş. Güzel kullanırsan güzel sonuç çıkar. Bu babana küfür öğretirsen küfür eder. Ne bilsin hayvan. Ama Allah'ın adını anarken ne kadar güzel. Biz en azından ondan zevk alıyoruz, haz alıyoruz. Teşekkür ederiz güzel yetiştirene. Malzemeyi güzel kullanandan Allah bir kez razı olsun. Evet, bir görüntümüz var bakalım. Evet, ne kadar manidar bir görüntü. Lütfen dikkat ediniz. İnsanoğlu ve hayvanoğlu kelimesini kullanmak istemiyorum. Hayvan. İnsanoğlu ve hayvan. Şimdi köpek, yavru köpek, uykusu gelmiş bakın. Civciv yanında duruyor. Önce bir engel olmaya çalışıyor ona, düşmesin diye. Ama uyku sersemliğiyle düşüyor. Bakın bir daha düşmesin diye ona yastık olmaya çalışıyor. Biri köpek, biri civciv. İnsanoğlu hayvandan ibret al. Kur'an-ı Kerim niçin örümcekten, inekten, koyundan bahsediyor? Karıncadan bahsediyor. Köpekten bahsediyor. Deveden bahsediyor. Niçin bahsediyor? Bir vesile getiriyor, bahsediyor. Ama hayvanlar aleminin ileride insanın insana yol gösterdiğini acaba insanoğlu ilk anda anlayabiliyor muydu? Bakın şu merhamete bakın Allah aşkına. İnsan binlerce kez içi rahatlıyor değil mi seyrettiğinde? Biri köpek, hani annesi olsa köpeğin diyeceğiz ki Allah o merhameti bütün annelere verdi. İşte, bu civciv ya. Yani muhtemel ya tavuk ya horoz civciv ise adı üzerinde hayvanın başı öne düşmesin, sıkıntı yaşamasın diye bütün vücuduyla, boğazıyla ayaklarının arasına giriyor ve onun sıkıntı yaşamasına engel oluyor. İnsanoğlu ibret al, hayvandan ibret al, hayvana eziyet etme. Müthiş rahatsız oluyorum duyduğumda. Köpeği düzeltiyorum. Kediyi boğazından asmış, pencereye takmış. İnsanı müthiş rahatsız edeyim. Uykuyu kaçırtacak kadar. İnsan kendi evindeki kediye kıyamıyor. Şöyle patisine vurmaya kıyamıyorsun. Öteki boğuyor ya. Bir de asıyor. Bir de insan geçiniyor. Köpeğe, kediye bunu yapan herkes her şey yapar. Acizdir çünkü gariban ve mahsum ve müdafasız insana yapıyor bunu. Kendini güçlü gördüğünde bütün dünyayı yıkar bu tür insanlar. Evet, bir görüntü daha var, onu da bir bakalım şöyle. Bu bayram, bu pazar sabahı mübarek kandil içerisinde. Evet, bu da sınıfa girmeye çalışan bir kedi. Herhalde ben de artık eğitim alabilecek durumdayım diyor. Siz alıyorsunuz ama bir de benim nasıl alacağıma bakın diyor. Ben aldığım ilmi iyi kullanıyorum diyor. Bakın ben bir civcivin köpeğin altına başını uzattığını görüyoruz. Dersten ders almış demek ki. Acaba siz aynı şey yapabiliyor musunuz? Ey insanoğlu diyor.
Kedi bize ders veriyor. Teşekkür ederim bu görüntülerden dolayı sevgili arkadaşlar. Sokaktaki dostlarımıza, caddedeki dostlarımıza, alışverişe çıkan kardeşlerimize kelime-i tevhidi sorduk. Bakalım ne diyorlar. Hep beraber izleyelim bakalım. Kelime-i tevhid Allah'ın varlığını bildiğini iman doğrudur. Kelime-i tevhid şehadet getirmektir herhalde. Kelime-i şehadet getirmektir o. Efendiliğimize bağlılığımızı anlatan cümledir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır kelime-i tevhid. Kelime-i tevhidle eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdühü ve Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahümme sellallahu seyyidine Muhammed ve halal seyyidine Muhammed. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhidin anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Müslüman olmak, Müslümanlığı kabul etmek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammeden Resulullah, Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah birdir, peygamber onun resulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah birdir, Muhammed onun resulü. Allah birdir, Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Allah birdir, Muhammed onun elçisidir. Anlamını Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Muhammed aleyhisselam onu Allah'ın kulu ve elçisidir. Evet, aferin gençler. Gençleri böyle alkışlamak lazım. Aferin gençler. Teşekkür ediyoruz. Siz Muhammed'inizin farkındasınız. O da sizin farkınızdadır. Siz Allah'ın farkındasınız. Allah zaten sizi biliyor. Güzel. Teşekkür ederiz. Yaşlılara da teşekkür ediyorum. Onlar da biliyorlar. %80 biliyor. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Allah bir, Muhammed onun Resuludur cümlesi anlamına geldiğini. Kelime-i şehadete karıştıranlar var. İkisi de aynı kapıya çıkıyor çünkü ikisine şehadettir. İlandır yani, imanın ilanıdır. Bu konuda hassas davrandıkları ve bildikleri için ben teşekkürlerimi ifade ediyorum. Efendim bir telefonumuz var, alalım bakalım ne soracak kardeşimiz. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı günler, hayırlı kandiller. Teşekkür ederim. Hepimize kandiliniz şimdiden mübarek olsun inşallah. Amin hocam cümlemizin. Hocam ben bir sorunum olacaktı size. Buyurun tabii ki. Tabii. Hocam öncelikle sizi çok seviyoruz, çok izliyoruz. Yani ben ve eşim, çocuklarım hepimiz çok seviyoruz sizi. Lütfen eşinize... Rabbim size... Can sağlığı versin, uzun ömür versin inşallah. İnşallah hepimize, size, bize, hepimize. Çok selam söyleyin ailenize. Allah razı olsun hocam. Hocam ben küçükken annemle babam ayrıldı. Evet. Biz babamda büyüdük. Yalnız küçüklükten beri annem hiç bizi bilmedi, hiç sevmedi. Evet. Yani nasıl diyeyim, böyle bir annelik şefkati, annelik duygusu... Hani çoğu zaman diyorum acaba annelik böyle mi olur ama ben de anneyim. Hani biliyorum annelik böyle değil. Annelik bambaşka bir şey. Benim annem babam geçen sene vefat etti hocam. Evet. İki tane yetim kardeşim kaldı. Biz anneme dedik ki anne dedik ikinci bir evlilik yapmıştı. O adam da ikinci evlilik yaptığı adam da onu bırakıp gitti. Biz dedik ki anne sen hem ortada kaldın hem de iki tane yetim kardeşim var. Babam da öldü artık. Gel onların başında dur. Annem elinin tersiyle yine gitti bize hocam. Ben sürekli anneme beddua ediyorum. Yani kötü laflar konuşuyorum. Yani bilmiyorum hocam içim yanıyor diye bu şekilde belki kendimi avutuyorum. Bunun bana günahı var mıdır? Annemin hiçbir şekilde hakkım evlatlık olarak beni dünyaya getirdi. Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi. Ben çektiğim acılar, büyük sıkıntılar yaşadım. Çoğu onun yüzünden. Ben bunları da helal etmiyorum ona. Yani bunun anneme vebali nedir? Benim ona ah etmemin, beddua etmemin bana bir günahı var mıdır hocam? Yani getirisi yok. Günahı olmasa bile getirisi faydası yok size. Siz bir tabii ki kalbi kırık bir duyguyla, biraz da intikam duygusuyla annenize olan kızgınlığınızı böyle ifade ediyorsunuz. Ama bizim
tavsiyemiz tabii şudur. Baba anneye her şeye rağmen güne saygı ve sevgi, ihtiyaç halinde de yardım esirgenmemeli. Onların kötü yaptıkları şeyleri ise Allah'a havale etmekte fayda vardır. Çünkü Allah, biz onlara iyilik ettikçe o iyiliğin karşılığında günahlarımızı siler ve bizi öyle karşılar. Bu şu demek değildir. Baba annenin yaptığı her şey meşrudur, doğrudur. Onlar ne ettiyse doğrudur gibi bir anlam çıkmaz buradan. Baba ve annenin de sorumluluğu vardır. Onlara İslam'ı öğretmek çocuklarına, onların geleceğini sağlamak, okutmak, onları güzel bir şekilde baş gözetmek baba ve annenin sorumluluğudur. Bunu yapmazlarsa her baba ve anne sorgulanacaktır. Şimdi yap. Evladına, 10 yaşındaki evladına, 11 yaşındaki evladına içki ikram eden baba anne de var, bira ikram eden baba anne de var. 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuğuna insanları sev, merhamet et, iyi davran, sağlığına dikkat et, ülkene faydalı ol, Allah'ını bil diyen baba anne de var yani. Şimdi iki baba anne bir olur mu Allah katında? Bir olmaz tabii ki. Onun için benim tavsiyem beddua etmekten uzak durmanızda fayda var. Hocam iki tane yetim kardeşime ben annelik yapıyorum. Ben yanlarındayım sürekli. Hani ben bundan gocunmuyorum ama böyle düşünüyorum ya, nasıl bir annesin sen? Nasıl merak etmezsin? Yaşıyor nasıl değil mi anneniz hala? Evet hocam yaşıyor ama hiç yani bu kadar anne, böyle bir anne olamaz hocam. Yani taş mı? Kediyi ben görüyorum, köpeği görüyorum. Analık duygusunu bunda hiç yok hocam, hiç yok. Hiçbir yani biz bir ses kayıtlarını, mesajlarını duyduk hocam. Diyor ki ben diyor onu terk eden adama diyor ki evlatlarımı silerim sizin için, senin için diyor. Sen yeter ki geri bana dön diyor. Ben evlatlarıma res çekerim. Onlar kim ki diyor. Bundan sonra hayatıma bile girmeyecekler diyor. Demek ki de artık ıslah olacak olan noktadan da çıkmış yani. Allah nefsine hakim olmasını nasip etsin. Bu nefse tapınmanın bir yoludur tabii ki. İnsan tabii ki... Ahirette hocam onunla yüz yüze geleceğiz değil mi? Elbette ki, elbette. Ahirette her mahkeme kurulacak. Her hesap ortaya gelecek ve herkes yaptığı her şeyden sorgulanacak tabii ki. Babanı, anneniz de böyle bir karaktere sahipse o nefsine tapınıyor demektir artık. Evet hocam. Yani... Özgürlüğüne, rahatına çok düşkün hocam. Evet. Çok bencil birisi. Rahat olsun, zaten kaybedeceği şey, çok şey kaybetmiş. Kaldı elinde bu dünya. Onu da dilediği gibi yaşasın bakalım. Öyle hocam, doğru. Hocam ben tesettüre, babam öldükten sonra tesettüre girdim. Evet efendim. Tesettüre girdikten sonra hocam ben bir rüya gördüm. Bana böyle adım okunuyor. Ayşe Kurt adımı söylüyorlar. Evet. Haçın haç çıktı sana diyorlar. Haç çıktı diyorlar. Evet hocam. Evet. Bu kadar mı rüyanız? Evet hocam, karanlık bir yerdeyim ama böyle kalabalık, adım böyle okunuyor, hak çıktı sana diyorlar. İşte buranın bir alimi var hocam, biz o alime söyledik. Hatta kendisi evimize tesadüfen teşrif etti. Buranın çok önemli alimlerinden, siz de duymuşsunuzdur. İsim söylemeyin, evet devam edin. Yok söylemeyeceğim hocam, o alim hani eşime yorumunu yapmış, benimle konuşmadı. 30 yaşından sonra hacca yazılsın demiş. Ben de şöyle anladım o rüyayı, Allah bilir gerçeğini. Sen iki kardeşine yardım ediyorsun ya. Evet hocam. Allah senin o yardımını bir hac gibi kabul etmiştir inşallah. Allah, amin hocam inşallah. Allah razı olsun. Onlar benim dünyada üç evladım, bir de iki kardeşimden başka hiçbir şeyim yok hocam. Bir de eşim var, başka hiçbir şeyim yok. İnşallah ileride çok şeyin olur, hacca da gidersin ileride inşallah. Allah nasip eder. Allah razı ama olsun hocam. Sen iki kardeşine sahiplendiğin için Allah da sana sahiplenecektir, hiç merak etme. Onlar benim evladım hocam, hiç farkı yok. Bize de lütfen dua et, senin ricamız. Dua makbul olur inşallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir duası var. Rızık duası, o rızık duasını efendim hep beraber söyleyelim. Ey gani olan, gani zengin demektir. Muğni, zengin eden. Ey hamid, ey yaratıcı, ey merhamet sahibi, ey muhabbet halk eden Allah'ım. Beni haramdan sakındır. Yani yeterince helal ver ki harama sapmayayım. Günahlardan beni uzaklaştır. Senden başkasını bana unuttur.
Hocam bir şey söyleyeceğiz. Burada rızıkla ilgili fazla bir şey yok. Evet. Nasıl oluyor o? İmanın kamil olunca rızkını Allah gönderir, merak etme. Sana kapı açar rızkını. Çalışmayana rızık gelmez, o ayrı mesele ama kapı açar. Ey gani, ey hamid, ey yaratıcı, halik, ey merhamet sahibi. Ey muhabbet eden, muhabbeti yaratan, kuluna muhabbeti öğreten, kuluna muhabbet besleyen. Allah değil mi ki o Allah Hazreti Hatice'ye selam gönderiyor? Ne? O Allah değil mi ki Hazreti Ebu Bekir'e selam gönderiyor? Esselamu yukri'uke selam. Selam olan Allah sana selam gönderdi. Hazreti Peygamber demiyor mu Hazreti Ebu Bekir'e? Allah sana selam gönderdi. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah selamı yani nasıl gönderdi diyor. Cibril ile sana selam gönderdi. Adımı andı mı diyor, adını andı. Onun için ya eyyetuhen nefsül mutmainne ayeti onunla ilgili indi diyorlar. Hazreti Ebu Bekir o kadar büyük bir vecde ulaşıyor ki, o manevi vecde dönmeye başlıyor kendi ekseni etrafında. Bu nedenle Mevleviler mesela o semağı dönüşü bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'e dayandırırlar. Ebu Bekir de zevk, manevi zevk ve haz alanındayken döndü diyorlar, o da böyle döndü diyorlar. Onun için evet, ey beni haramdan koru, helalle beni doyur, harama muhtaç etme, günahlardan beni uzaklaştır, senden başkasını bana unutur ya Rabbi diye duamızı, Ebu Hanife Hazretleri'nin rızık duasını yapmayı inşallah ihmal etmeyelim efendim. Efendim özellikle son zamanlarda çokça sorduğunuz bir soru var, yığında gelen maillerden bunu görüyorum. İşte hocam benim kızıma Cemre adını koydum. Aleyna adını koydum. Ecrin adını koydum. Keziban adını koydum. Efsun adını koydum diye hayli mesaj alıyoruz. Bunlar haram mı dinen? Yani çocuklarımıza isimlerini verirken erkek veya kız çocuğu fark etmiyor. Acaba mesela Rahman ismi doğru mu? Mesela Kuddus ismi doğru mu? Kuddus Efendi gel falan. Doğru mu bu isim? Efendim prensip nedir bu konuda? Tabii prensip şu. Peygamberimiz buyuruyor ki evlatlarınızı benim ismimle ve diğer peygamberlerin ismiyle isimlendiriniz. Tabii yani bütün insanlar peygamberlerin isimleriyle isimlendirilemez yani. Neticede 25-27 tane peygamberin adını biliyoruz. Milyonlarca, milyarlarca insan var. Herkesin adı Ahmet, İsa, Musa olamaz yani. Prensip şu, fazla övgü ifade etmeyen veya eleştiri yani adamı alçaltmayan yani. Yani adama karga diyemezsiniz, böyle bir isim olmaz. Bu adamı rencide eder yani. Veya en muhteşem adam, imparator, imparator kelimesini kullanıyorlar hani değişik alanlarda kullanıyorlar. Ama bu bir isim, daha çok sıfat yani tabii ki. Yani bunu çağrıştıracak. İsim olmaz. Veya işte Firavun, Haman, Nemrut böyle isim olmaz. Bunlar menfi karakterler Kur'an'ın ifade ettiği. Ama mesela bizim toplumumuza, bizim örfümüze, inancımıza, geleneklerimize uygun olan bir isim olursa hay hay. Diyelim ki Fatih ismi, Emre ismi, Yunus ismi, Yunus Emre'den hani Emre ismi, Emir ismi, Ahmet ismi gibi binlerce, on binlerce isimden bahsedilebilir. Bütün bunlar olabilir. Önemli olan o isimlerin başka milletlerin isimlerini çağrıştırmaması. Şimdi ben anlıyorum, bir dizi var, yabancı bir dizi var veya bir film var. Eskiden çok böyle yaygın filmler vardı, işte hatırlarsınız. Herkesi ekran başına çeken bir zamanlar diziler vardı yabancı. Orada bir isim geçiyor, yabancı bir isim, hoşunuza gidiyor adam. Veya futbolcu, yabancı futbolcu. İsim söylemeyeyim şimdi burada yani hoca falanca futbolcunun adını söyledi demesinler diye. Brezilya'da veya Arjantin'de veya dışarıda olduğu için diye söylüyorum. Meşhur şeyler var, futbolcular var. İşlerini de iyi yapıyorlar yani. Konuda kendi alanlarında başarılılar.
Keşke bizimkiler hep başarılı, daha başarılı olsunlar inşallah. Bizimkiler de başarılılar da daha çok başarılı olsunlar inşallah. O futbolcunun adını alıp evladına vermemen gerekiyor. Niye? O kendi alanında başarılı ayrı şey. Ama senin evladın Müslüman, Türk. Bu ülkenin evladı. Ona uygun olan bir isimle, çünkü insanlar ahirette kendi isimleriyle çağrılacaklar. Babaların adıyla çağrılacaklar. Bir önemli bir noktadır yani isim. Karakteri etkileyebilir, duruşu etkileyebilir, adamın zevklerini etkileyebilir. Benim adım bu. Adam diyor benim adım Abdülkuddus. Babamı Abdülkuddus koymuş, Abdülsamed koymuş. Bana yakışan da abd kelimesi kul demek. Samed'in kulu, Kuddus'un kulu. Onun için mesela El-Kuddus diyemezsiniz bir isme. El takısı geldi mi Allah için kullanılan bir sıfata dönüşür. Ama Kuddus ismi hani neyse. Ama en güzeli Abdülkuddus. Allah'ın ismini kullanacaksanız Abdullah dediğimiz gibi. Abd kul Allah. Abd kul Kuddus. Kuddus'un kulu. Müslüman, mümin, iman eden kişi Allah'ın kulu olmaktan şeref duyar. Allah'ın kulu olan başkasına kulluk, pençelik yapmaz yani. El pençe durmaz. Allah'a durur. Abdülkuddus. Onun için Allah'la ilgili sıfatları, isimleri kullanacaksak abd kelimesini kullanacağız kişi için. Peki bir soru. Ölmüş büyüklerin isimlerini kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Sakıncası yok. Eğer bir psikolojik olarak ileride bir vesvese olmayacaksa. İşte babamın adını koydum acaba? Yani babam erken vefat etti. Böyle bir şey olur mu? Yani çocuğuma koysam gibi korkular olabiliyor. Böyle bir korku yaşayacaksanız koymayın ismini. Ama atalarınızın yani babanız, anneniz, nineniz, dedeniz, onların büyüklerinin adını koymakta dini açıdan bir sakınca yok. Peki her isim Kur'an'da geçmeli mi? Mümkün mü öyle bir şey? Her isim Kur'an'da geçmez ki. Kur'an-ı Kerim'de nitekim yani sayılan isimler demin ifade ettiğim gibi peygamber isimleridir. Şudur budur yani kötü insanların isimleridir. Yani toplasanız şu kadar bir yüz isim edecektir peygamberde geçen. Yani özel vadilerin şunları bunları değil de isim olarak ifade edilebilecek. O kadar bile çıkmaz belki. Kur'an'ın böyle bir talimatı yok zaten. Peygamberimiz Kur'an'da geçen isimleri evlatlarınıza deyin böyle bir emir yok. Ne yapacağız? Kur'an'ın ahlakına, peygamberimizin yönlendirmelerine, Kur'an'ın bize öğrettiği ahlaka aykırı olmayan isimler olacak. Ve bizim kültürümüzü yansıtacak. Peki bir soru, tamam hocam güzel anladık bunu. Ben Müslüman evladıyım, ondan dolayı bu ismi kullanacağım. Ama falanca İsviçreli, filanca Hollandalı, falanca Alman Müslüman oldu. Bu kişi aynı ismi mi kullanacak, eski ismini mi? Robert'sa Robert mu olacak? Efendim veya işte başka bir ismi varsa o ismi mi kullanacak yoksa Müslüman ismi mi kullanacak? Kendi isminde kalabilir arkadaşlar. Önemli olan imandır. İman ettiği Allah'a ve peygamberine kendi isminde kalabilir. Ama doğru olan şey nedir? Kendi ismini de yani kendi ismine uygun olan bir isim seçmesi. Diyelim ki ismi telaffuz itibariyle Ayşe'ye benzer bir yabancı ismi var. Hanımefendidir, Müslüman olmuştur. Ayşe ismini alıyor en yakın olduğu için. Gibi şeyler olabilir yani. Kulağına söylemek zorunda mıyız? Hayır, kulağına, çocukların kulağına söylenir. Büyüklerin kulağına söylemeye gerek yok. Senin adın Ayşe, senin adın işte Murat, senin adın Enes. Bundan sonra ismin böyle olsun denir. O da o ismi kullanmaya devam eder. Eski ismini kullanabilir, bir problem yok. Çünkü kökende zaten Müslüman değildi veya bu topluma ait değildi. Ama sonradan geldi, onu zorlamayalım. Kullanabilir dediğimiz o adamı zorlamayalım. Peki, o zaman bir soru, önemli bir soru daha. Hani soru içinden soru geçiyorum. Hocam, güzel de adam 50 yaşında Müslüman oldu. Bu adamın sünnet olması şart mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar sünnet adı üzerinde sünnettir. Çocuklarımızı belli bir yaşta sünnet ederiz. Bu İslam'dan önce de vardı, Yahudilikte de vardı, daha önceki dinlerde de vardır. Sünnet bir peygamberler geleneğidir. İlk Hazreti İbrahim'in sünnet olduğuna dair rivayetler var ama tartışılabilir şeyler yani. Hatta Hazreti Adem'in kendi sünnetini kendisi yaptığını, işte kadum denilen bir şeyle, bir aletle kendi sünnetini yaptığını keskin bir şeyle
filan var ki bu kitaplarda mevcuttur. Bunlar yanlış söylemiyorum. Ama çok daha önceki dönemlerde de diğer peygamberlere de Allah'ın böyle bir emir indirmiş olması muhtemeldir. Bu ona engel değildir. Bu Hazreti İbrahim'e emrin ne zaman geldiğine işarettir. Peygamberlere emirler kademeli kademeli gelir. Peki adam Müslüman oldu ama sünnet olmadı. Korkuyor sünnetten, ameliyattan korkuyor. Müslümandır. Sadece o sünneti ihmal etmiştir. Ömer bin Abdülaziz zamanında şöyle bir olay oluyor. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Müslüman büyüklerin tevazuunu, hoşgörüsünü, toleransını gösterdiği için söylüyorum. Ömer bin Abdülaziz zamanında şöyle bir talimat çıkartıyor. Diyor ki Ömer bin Abdülaziz, talimatımdır. Bütün Hristiyan ülkelerini ve diğer ülkelere gönderin. Müslüman olan, Müslümanların güvenlik şemsiyesi altında kalıp da Müslüman olan herkesin üzerinden vergiyi kaldırıyorum diyor. Teşvik ediyor. Devlet çok zengin bir devlet. Zekat tam zamanında ödendiği için fakir bulunamıyor. Böyle bir dönemi yaşanıyor. İkinci Ömer, Hazreti Ömer'in torunu. Ömer bin Abdülaziz. Emeviler döneminde çok gereksiz adamlar da vardı ama Ömer bin Abdülaziz gibi adamlar da vardı. Bunun üzerine valiler talimatı yayınlıyorlar. Ve İslamlaşma hızlanıyor orada. İnsanlar öbek öbek İslam'a giriyorlar. Acaba paradan dolayı mı, imanlarından dolayı mı? Onun hesabını Allah sorar, biz sormayız. Ama böyle bir akım oluyor İslam'a. Valiler de yazı yazıyorlar Ömer bin Abdülaziz'e. Diyorlar ki, insanlar İslam'a giriyor ama tamam, vergiden muaf tutuyoruz onları. Fakat sünnet olmuyorlar. Sünnet olmadığı halde İslam'a girenden de zekatı kaldıracak mıyız? Ömer bin Abdülaziz cevap yazıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam diyor, Allah'ın kitabı Kur'an'la geldi ve apaçık olan bir dinle geldi. Hazreti Muhammed hidayet çağırıcısıdır, doğruya çağırandır. Sünnet kontrolcüsü değil diyor. İnsanların sünnetlerini kontrol eden değildir. Sünnetçi değildir haşa. O peygamberdir diyor. İşinize bakın diyor. Sünnet olur olmaz kendi bileceği şey. Bu okumalar bizim için bir referans oluyor yani. Önümüzü açıyor. Sözlerimizi dayandıracağımız temeller oluyor bunlar tabii ki. Evet peki şimdi isimler var. Sizin bazen çocuklarınızda kullandığınız isimler doğru mu bu isimler değil mi? Bunu konuşalım, isimleri söyleyeceğim ama unutmayın bu gece şimdi pazar programındayız. Bu gece önemli bir gece Mevlid Kandili. Mevlid Kandili'nde saat 8'den itibaren, 20'den itibaren ATV'deyim inşallah. Hatimlerinizi duasını yapacağız. Kur'an-ı Kerim okutacağız, ilahiler dinleyeceğiz. Bu gece ne yapılacak, neler yapılabilir Mevlid Kandilleri'nde konuşacağız. Nasıl tövbe edileceğiz, konuşacağız. Hatimlerinizin duasını yapacağız, dualar paylaşacağız. Onun için bu gece Hazreti Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği gecedir. Bu gecenin hatırına inşallah kendimizi, abdestimizi alalım. Abdestinizi alın, seccadenizi serin, namazınızı kılın. Ondan sonra saat 8'de de ATV'yi açın. İnşallah huzurunuzda olacağım ve kandille ilgili konuşacağız. Hatta sizin de görüşlerinizi alacağız inşallah. Güzel bir program olacağını ümit ediyorum. Unutmayınız bu akşam canlı yayında ATV'de saat 20'den itibaren beraberiz inşallah. Peki aleyna kelimesi çok kullanıyorsunuz. Üstümüze olsun isim değil bu. Aleyna kelimesi bize olsun, üstümüze olsun gibi bir cümle anlamına geliyor. Kur'an'da geçiyor evet ama öyle geçiyor yani. Bir bağlayıcı bir edat gibi geçiyor. Yani şey değil, isim değil, aleyna. Ama insanlarımız aldı hoşuna gitti. Bunu çocuklarına kullanıyorlar. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz tabii ki. Bir şey olmaz yani. Orada aleyna, üstümüze rahmet dersin. Ya rahmet olur yani. Aleyna kelimesi bize ait, bizim üzerimize gibi bir anlam içermektedir. Yani daha seçkin, daha güzel isimler var alabileceğiniz çocuklarınıza. Onları mesela diyelim ki ilk kadın şehidi Sümeyye annemiz var. Hazreti Fatıma annemiz var. Hasan ve Hüseyin'in anneleri Hazreti Peygamber'in kızı. Hazreti Ayşe var Ayşe. Yani Zehra var. Yani çok isim var kullanabileceğimiz. Binlerce isim var.
onları kullanabiliriz diye düşünüyorum. İkinci isim Belinay. Bu da geçiyor. Yani bu kitabımızda geçmiyor. Kur'an'da yok. İlla olması gerekmiyor zaten. Sünnette de yok. Yani sünnette peygamberimizin döneminde sonrasında kullanılmadı Belinay diye. Belinay belki bu civarlarda Anadolu'da daha önce kullanmış olan isimlerden biri olabilir. Ama ben işi dini açıdan irdeliyorum. Peygamber çiçeği gibi belirtilmiş. Yani bazı kitaplarda öyle bir bilgi var. Yani bu anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu anlama geldiğini, Belinay'ı peygamber çiçeği anlamına geldiğini bilmiyoruz. Böyle bir söylenti var. Efendim, mesela Hazreti Peygamber'in kedisi Müezza diye bahsediyorlar. Yani çok güçlü kaynaklarda geçmiyor ama Hazreti Peygamber'in kedilere ve köpeklere karşı ne kadar merhameti olduğunu biliyoruz. Ama böyle bazen kulağa da hoş gelen şeyler söyleniyor. Yani bunları tabii durup durup da inkar etmenin, kavga etmenin de anlamı yok. Tarihte sabit midir dediğinizde onu doğrusunu söylemek lazım. Peki devam edelim. Cemre ismi gelecek. Cemre ismi yani peygamberin hoşlanmadığı isimlerden biri. Çünkü cemre ateş demektir. Cemre ateş. Köz işte avuç içine sığabilecek falan diye cemre. Bir tutam ateş gibi anlamlara gelebiliyor. Peygamberimiz bu ismi, Cemre ismini değiştirdiğini biliyoruz. Yetişmiş bir insanda da Cemile diyor. Cemile diye, Cemil güzel demektir. Cemile güzel, naif, kadın. Yani güzel kadın anlamına geliyor. Ateş koymaktansa güzel kadın, temiz kadın, nezih kadın, narin kadın anlamına gelen Cemile'yi tercih etmek elbette ki çok daha doğru olur. Hazreti Peygamber bu ismi değiştirmiştir. Yani hocam şimdi biz kızımızın adını değiştirelim. Ben değiştirin veya değiştirmeyin demiyorum. Bu sizin bileceğiniz iş. Kendi evladınız. Ama keşke bu isimleri koyarken sağa sola sorsak daha doğru olur. Peygamberim çünkü bu ismi değiştirmiştir. Hocam peki ama biz Cemre ismini değiştirmesek bu günaha girer miyiz? Günaha girmezsiniz. Siz ateş olsun diye o ismi koymadınız. Bilmiyordunuz anlamını da belki çoğu kez. İnsanların çoğu adını, anlamını bilemeyebilir ama keşke tercih ederken dikkatli tercih etseydik. Devam edelim. Ceylin. Kur'an ismi cennet kapısı. Ceylin. Yani ama bu manada isim anlamında yani ceyl kelimesi daha çok nesil anlamına geliyor. Bir nesil yani genç nesil, ihtiyar nesil, orta nesil. Ceyl, ceylin ba'de ceylin diye geçer. Ama şeyde geçmiyor yani. Bizim temel metinler yerine Arapçada üslup kullanılıyor. Ama cennet kapısı olarak Kur'an-ı Kerim'de cennet kapısı olarak geçmiyor. Böyle bir anlama da gelmiyor bildiğimiz kadarıyla. Ama bunu kullanıyorlar ceylin, ceylan işte. Ceylan biraz daha iyi neyse, Ceylan'a benziyor. Evet, devam edelim. Ecrin kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Ecir sevap, parasal karşılık, manevi mükafat, efendim tasdik. Benim sizden bir ecir beklediğim yok, övgü beklediğim yok, para beklediğim yok, pul beklediğim yok. Makam mevki beklediğim yok, alkış beklediğim yok gibi birçok anlama gelebilir bu. Ecrin kelimesi, Allah'ın hediyesi gibi geçmekte, ücret anlamına geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de ecrin kelimesi geçiyor ama yani isim değil bu. İsim değil yani. Cümle içinde geçen, cümleyi tamamlayan unsurlardan birisi. Bunu da İlla ki çocuklarımıza verelim. Mesela efsun kelimesi. Yani efsun kelimesi çok da mazisi kelimenin diyorum yani. Kullanılma amacı çok da iyi bir amacı, iyi bir anlama geldiğini söylemek mümkün değil. Efsun, sihir, büyü değil mi? Tuzak, sihirbazların hazırladığı tuzak.
böyle gizemli şey, efsun, gizemli, gizli, tam bilinemeyen falan. Bu tür yani kötü şey anlamına kullanılmış genellikle. Adı efsun olan kötüdür anlamına demiyorum. Adı efsun olan kötü anlamda kullanmışlar demiyorum. Adı bu koymuş atası, babası, annesi ama efsun kelimesini tercih etmemek lazım. Şimdikiler değişsin demiyoruz. Böyle bir hüküm vermek bizim işimiz değil. Biz sadece tarihi, dini açıdan olaya bakıyoruz, tercihini size bırakıyoruz. Ama bunun tabii ki verilmemesi daha uygun olur. Çünkü efsun kelimesi dediğim gibi çok da tercih edilen bir isim değil. Esila. Kur'an-ı Kerim'de bukraten ve asila. Oradan belki hani sabah ve akşam demek. Bukra sabah, asila. Bukra işte gaden, yarın veya işte sabah erken falan gibi anlamlara geliyor. Asila da akşam. Yani akşam anlamına gelen bir isim, bir ifade. İsim değil yine. Bir zaman, zamanı belirten bir edat. Asıyla, bu bukraten ve asıyla. Yani kullanılabilir mi? Tercihse ait. Ama dediğim gibi Kur'an'da, işte Kur'an'da geçen her kelimeyi alıp kullanmak doğru değil. Dikkatli kullanmak gerekir. Hangi anlama geldiğini bilmek lazım tabii ki. Mesela riba kelimesi faiz anlamına geliyor. Faiz İslam'da haramdır her türlüsü. Vermekte, almakta. Riba kelimesi geçiyor ki ribayı isim olarak kullanamayız. Faiz kelimesi demek yani. Onun için kullanacağımız bir ismi, bir ifadeyi mutlaka tartmamız, sormamız gerekir. Devam edeceğiz. Ama bir telefon alalım sonra inşallah. Alo. Selamun aleyküm Sayın Hocam. Hanımefendi aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu arada kandilimiz tüm Müslüman aleminin mübarek Amin. Olsun hocam. Amin efendim. Sağ olun, var olun. Hocam benim ağzınıza sağlık. İki sorum olacak ama birincisi buyurun. Ben hacet namazı kılarken duaları tam bilemiyorum. Kağıda yazıyorum. Okurken gözüm kağıda kayıyor. Namaz kılamıyorum. Ne yapabilirim? Bununla alakalı bir sorum var. Şimdi hacet namazında hanımefendi illaki belirtilmiş olan herhangi şu duayı, bu duayı okumanız şart yok. Kendi içinizden Fatiha'yı dua niyetiyle, İhlas'ı, Yasin'i neyi biliyorsanız ezbere dua niyetiyle onları okumanızda bir dini açıdan sakınca yok. Okuyabilirsiniz. Ama hocam ben içim rahat etmiyor. Ettehiyyatı'ya oturmuşken önümde de o kağıt olsa bir tarafımda oradan okusam okuyabilirsiniz. Bazı alimlerimiz, Maliki fakihleri, Maliki mezhebinin fakihleri özellikle nafile ibadetlerde kıyamda da kişinin elindeki Kur'an-ı Kerim'den okuyabileceğini söylüyorlar. Yani o görüşe uygun bir şekilde okuyabilirsiniz, sakıncası yok. Çok teşekkür ederim hocam. Eğer izniniz olursa bir sorum daha olacak. Buyurun buyurun efendim, tabii. Şimdi evlisiniz, 32 yıllık evlisiniz. Evet. Sabah kalkıyorsunuz, namaz kılıp hocanızın ayakkabısını boyuyorsunuz, ayetel kürsü okuyorsunuz. Onu evet. İşine uğurluyorsunuz. Siz de çalışıyorsunuz. Evet. Ama bir bakıyorsunuz ki yıllar sonra sizin şirket ortağınızla ilişkisi var. Ben şunu yani geçen hafta duydum. Çok kötüyüm hocam. Yani bu... Ve onun düğününe gittim. Takılar taktım. Yüz yüze her gün bakıyorum. Sonra onun yazışmalarını yakaladım. Evet, Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Bu mübarek... Ben de hissetmiyorum. Allah iyisin, bu mübarek günde bunları konuşmayalım bence. Mübarek bir gündeyiz, mübarek bir saatteyiz. Allah ıslah etsin diye dua edelim. Mevlid kandili geliyor, o kandille bol bol dua ediniz. Allah düzelsin. Ama bari bugün bu programda, bu kandil gecesine yakın olan saatte olumsuz şeyleri konuşmayalım, güzel şeyleri konuşalım. Hayırlı şeyleri konuşalım, Allah'a sadık olma anlamında güzel sözler söyleyelim diye temenni ediyorum. Siz de dua ediniz. Yanlış olan kişi kendi yanlışını, kendi bedelini öder zaten netice itibariyle. Teşekkür ediyoruz. Biz size dua edeceğiz elimizden geldiği kadarınca inşallah. Şimdi hırsızlık, yani nitelikli hırsızlık var, adi hırsızlık var dedikleri. Nitelikli hırsızlık
tasarlıyor, duvarı yıkıyor, şunu yapıyor, planı kuruyor, programı yapıyor. Öteki de oradan geçerken kasadan bir tane elma alıyor filan. Yani kasadan bir elma alana zaten bizim tüccarımız, bizim manavımız niye aldın demez yani. Demiyor. Hırsızlık yapma o zaman. De ki abi bir elma alabilir miyim de. Alamazsın diyecek bir manavın olacağına ben inanmıyorum ülkemizde. Bizim bu halkımız böyle bir âli cenaplı olan, kalitesi olan bir halktır. Fakat bu tasarlanmış efendim taammüden, kasten, tasarlayarak efendim yapılmış olan hırsızlıklar, emek hırsızlığı en utanmazca yapılan bir hırsızlıktır. Biri çalışıyor, o niye kazanıyor? Ya adam çalışıyor. Sen hırsızlık yapacağın dükkanları dikizlerken, onları kameraya alırken, gece bu dükkan kaça kapanıyor, bu havali kaçta sakinleşiyor, nasıl çalabilirim diye efor sarf ederken, yani hırsızlığın, sahtekarlığın eforunu sarf ederken, bu adam sabah 5'te geliyor, 4'te geliyor, iş yerini açıyor. Akşam saat işte 11-12'ye kadar evladına, çoluk çocuğuna rızık getirmek için uğraşıyor, para kazanıyor. Sen ise onun parasından ne kapabilirimin peşindesin. Sen sahtekarsın, soytarlık yapıyorsun. O ise emeğinin, alın terinin döküyor ve kazanıyor. Bu tür insanların varlığı bizi rahatsız ediyor. Esenyurt'ta, İstanbul'da yani, mağazadan 3 milyon liralık, çok büyük para yani. Cep telefonu hırsızı kamerada diyor, işte görüyorsunuz kamerada. Bu arkadaşlar bu değil mi? Mevcut olan bu. Adam uğraşıyor, neticede tespit ediliyor. Bir teknoloji ürünlerine satıldığı bir mağazada. Sonra da yakalanıyor. Utanmazlar yakalanıyorlar. Efendim, mahkemeye sevk ediliyorlar. Polise teşekkür ediyoruz. Polislerimize teşekkür ediyoruz. Nitekim bu kameralar çok hayırlı iş yapıyor. Birçok hırsızlık mutlaka tespit ediliyor. Başına kapşon da geçirseler, şapka da geçirseler, kamuflaj elbisesiyle gitseler bile polis yakalıyor onları. Görüyor musunuz? Nasıl uğraşıyor? Ya bu helal rızık kazanmak için bunlara uğraş. Yani kırmak için ne kadar gayret ediyor. Tabii kimse de görmüyor o anda. Halbuki gitse, namusuyla, iffetiyle güzel bir tezgah açsa, elinde ne bileyim limon satsa, ekmek satsa, simit satsa, çok daha onurlu bir para kazanacak ve netice itibariyle ihtiyacını giderecek. Allah ıslah etsin demek lazım. Yine lüks saat satan bir vatandaş, satabilir. Müşterisi vardır, satıyor. Bize ne? Yani her ürünün müşterisi var. 4 hırsız dükkanın kepengini açmak için uzun süre uğraşıyorlar. Burada da büyük bir gayrete bakın, iniyorlar rahat rahat, sanki müşteri ellerini kollarını sallaya sallaya 4 tane genç, yani gençsiniz ya, taşı sıksanız suyu çıkar taşın. 70-80 yaşında insanlar bahçede, bostanda çalışıyor. Siz 20 yaşında çocuklarsınız, yazık. Yani ben üzülüyorum bu çocuklara. Niye böyle bir şeye teşebbüs ediyorsunuz? Her biriniz mutlaka bir iş imkanı bulabilirsiniz, insan niyeti iyi olursa. Allah lütfeder, bir yerden bir kapı açılır elbette ki. Bakın uğraşıyorlar, ses mutlaka geliyordur yani mahalle. Acaba bir sanayi merkezi mi, kimse yok mu acaba orada? Ama Etiler'de lüks saat, lüks bir saatçi olduğuna göre etrafı dolu olan bir yerdir. Konutların olduğu yerdir. Tabii vatandaş şundan çekiniyor belki. Şikayet edersem bana bir şey yaparlar mı? Tabii şikayet edildiğinde hakimlerin, savcıların da bunları içeride tutması lazım. Bu da çok önemli çünkü benzeri menfi şeyler yaşadık yani. Biliyorsunuz bir olay olduğunda vatandaş korkuyor müdahale etmekten. Niye müdahale etmediniz? Ya kızıyoruz onlara. Müdahale edenlerin başına şu geldi diyor. Ama adalet yerini bulur, öyle demeyiniz. Çünkü herkes susarsa bu sefer için içinden çıkılamaz. Hakimlerimiz, savcılarımız da mutlaka hassas davranıyorlardır. Bu konularda bundan sonra elbette daha hassas davranırlar. Bu konudaki çağrımızı da yapmış olalım. Örnek orada görüyorsunuz değil mi? Malzeme getiriyor. Ve dakikalarca uğraşıyor.
Tabii acaba buradan alarm yok muydu bu vatandaşımızı? Alarmı da sökmüşler daha önce. Söküyorlar, evet, alarmı da söküyorlar. İşte tasarlayarak yapılan hırsızlık bu. Görüyor musunuz? Neler uğraşıyorlar. Bu kadar Allah için uğraşsanız, bu kadar emek için uğraşsanız, bu haram emek. Alın teriniz için uğraşsanız mutlaka bir kapı açılır. Mutlaka Allah size geniş rızık verir. Ağlayanın malından gülene hayır gelmez yani. Evet arkadaşlar, bunlar son derece bizi üzen olaylar. Bunları vatandaşlarımız paylaşıyorlar zaman zaman benimle. Hocam lütfen bu konuları da gündeme getirin diyorlar. Burada da börekçiye dadanmışlar Bağcılar'da. Börekçi. Ama börekçide neyi çalıyorlar? Mutlaka börek de yemişlerdir de muhtemel. Ama börekçi oraya bir tane sadaka kutusu koyuyor. Kutu koyuyor oraya. Kişi böreğini alırken, diyelim ki bozuk para oldu, 1-2 lira. O parayı oraya koyuyor. 1-200 lira parayı koyuyor, 100 lira, 50 lira. Diyor ki öğrenciler gelebilir, öğrencilere börek hediye ediyorum. Bu kötü bir şey değil, toplumumuzun yardımlaşma duygusu. Alçaltan bir şey değil yani. Bunlar olur şeylerdir. Mesela bir arkadaşımız bir restoran da açmıştı Ankara'da. Bilirim, tanıdığım bir aileden temiz insanlar. Altta diyor ki, öğrenci kardeşim diyor, cebinde paran yoksa gel ikramımızı al diyor. Normal parasıyla yiyen var. Hani imkanı yoksa çocuğun, gel diyor. Bir kapı açmış. Gelir veya gelmez. O bir iyi niyet. Şimdi dükkanın sahibi diyor ki, çalınmazsa seviniriz diyor. Ne desin adam yani? Bu öğrencilere gidiyor bu para diyor. Yani öğrencilere ikramda bulunuyoruz. Yapmayın bunu. Ben diyor müşteri gibi gelip çay istiyor. Sırtım dönükken sadaka kutumuzu çalıyor. Her çaldığında en azından 300-400 lira para var diyor. Biz işin parasında değiliz. Genç bir delikanlıya bu yakışmaz diyor. Benim demin dediğim şey. Gençsin ya. Üniversite okuyorsun, okuyacaksın, liseyi bitirmişsin. Geleceğin mimar mühendisi olacaksın, pilotu olacaksın. Ne bileyim, çok daha doktoru olacaksın. Her mevki makam, belki din adamı olacaksın. Her türlü mesleğe onurla yapacaksın. Ama bu seni ileride rahatsız edecek, delikanlı. İleride diyeceksin ki, ya ben cahiliye dönemimde bunları yaptım ama yakışmamış diyeceksiniz. Yine evet, bir de bu kadar kötü söyledik de bir tane de iyi bir şey söyleyelim. Ekip, yani uçuş ekibi uçak ayrılırken Esenboğa'da, Ankara'da apronda bir kaplumbağayı fark ediyorlar. Kaplumbağa için uçak geçecek. İnen veya kalkan bir uçak bu kaplumbağayı ezebilir yani. Evet, iyi bir şey yapmış. İyi bir şey yapmış. Elbette ki güzel bir şey yapmış. O hayvanı aldı ama bence yanlış yere koydu. O yine oraya gelecek o. Bu anda evet, en dediğimi söylediler herhalde. Ona dediler ki, yanlış yapıyorsun. O hayvan biraz sonra gider gelecek yani. Onu dışarıda, havalanın dışında bir yere, evet, biraz da uzağa götürüyor, zaman kazanıyor. Ama onu oradan alıp başka bir yere götürmek lazım. Ormanla ilgili bir şey söyleyeyim. Ormanı yakanlar vicdansızlar. Ormanı yakan vicdansızlar. Ormanı yakan vicdansızlar. Şu kaplumbağa gibi milyonlarca hayvanı telef ediyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Yanarak, acı içinde kıvrana kıvrana ölüp gidiyorlar. Milyonlarca hayvan. Çekirgesinden tutun, kelebeğinden tutunuz. Yılanından, akrebinden, kaplumbağasından, sincabından, tilkisinden, tavşanından, ayısından, domuzundan, kim varsa, ne varsa. Vicdansızlık bu. Yakamazsın ya. Ağaç ayrı ya. Yani ağacı söylemiyorum. Yani bu konuda meidelerin, cezaların son derece ağır olması gerekir. Son derece ağır olması gerekir. O ormanlar nasıl gözyaşıyla büyütüldü ya. İnsanlar emek verdiler. Yıllarca ama. Yıllarca uğraştılar. Vicdansızın biri geliyor, bir kibrit kutusu, 5 kuruş para için veya
Bir de ihmalden kaynaklanan şeyler var. Onlar hariç. Hepsi beraber. İhmal de aynı şekilde. Bir de talimatla ormanlarımızı yakanları Allah elbette ki cezası bırakmayacak. Yani Allah onları yaksın diyeceğim de hoca beddua etti diyecekler. Bedduayı da hak ediyorlar tabii de. Hani Allah müstahakkınızı versin diyor. Verecek zaten. Evet, bu akşam Mevlid Kandili biliyorsunuz. Bu akşam Mevlid Kandili Hazreti Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği özel bir gece bu gece. Bu gece ekrandayız inşallah sizlerin duanızla. Dua edeceğiz, hep beraber tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Ne yapacağımızı anlatacağım. Bu gece, bu gecenizi bir huzur gecesi önüne çevirin inşallah. Biraz internette şuyla buyla meşgul olacağınıza bu gece ekran başına geçin. ATV'nin tabii ekran başına geçin. Orada sohbet edeceğiz, konuşacağız. Sizinle güzel şeyler paylaşacağız. Güzel ilahilerimizle. Mevlid Kandili'nde özel programda saat 20'de, ATV'de saat 20'de. İnşallah sizi bekliyoruz ekran başına. Ve lütfen okumuş olanlar Gmail'imden, Instagram'dan şunu okuduk, hocam duasını eder misiniz vekaleten? Duayı biz hep beraber Allah'a yapacağız tabii ki. Buradaki gayemiz topluca bir beraber Allah'a yalvarış olsun istiyoruz. Sizi seviyoruz. Allah gönlünüzce her şeyi yarasın inşallah. Allah sizi her türlü şerden uzak eylesin. Nebinin, sevgilinin kandilini bizim için mübarek etsin. Hocam kandil yoktur diyenlere bu gece cevap vereceğim, gerekenleri söyleyeceğim. Geceleyin onların cevabını vereceğiz. Var mı yok mu konuşacağız. Ama huzur gecesi olsun, sevgi gecesi olsun, kalplerin birliği gecesi olsun, en sevgiliyi anma gecesi olsun. Teşekkür ederim. Allah yar ve yarın yüz olsun.